provokatör olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Halk acısını meydanlarda protesto ederek, katliamı protesto ederek gösteriyor. Medya katliamı görmüyor. Provokatörler sokakları karıştırdı diyor. Sen 35 tane çocuğu parçalamışsın. Bundan daha büyük dünyada provokasyon mu var? Katledeceksin, parçalayacaksın, protesto da etmesine izin vermeyeceksin. Yasına, taziyesine bile müdahale edeceksin. Aileleri tek tek arayacaksın, cenazeleri birlikte gömmeyin, birlikte defnetmeyin, taziyeyi birlikte yapmayın diye aileleri tehditle, şantajla yıldırmaya çalışacaksın. Taziyeye, cenazeye saygın yok, gösteriye, protestoya saygın yok. Kürt ölecek, boynunu da bükecek, bekleyecek. Yok öyle günler. Tamamımızı kılıçtan geçirseniz. Buradan başbakana sesleniyorum. Tamamımızı. Çoluk çocuk tamamımızı katletseniz, bu topraklarda geriye hiçbir şey kalmasa, senin lanetli, kirli, kanlı ellerinle, katliama bulaşmış ellerinle, bizim şanlı direnişimiz kalacak. Hiçbir şey geriye kalmasa bunlar kalacak. Buradan bütün halkımıza bir kez daha sesleniyorum. Bu katliamın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bakın açıklama yaptığımız tepenin karşısı katliamın gerçekleştiği yer. Şurası tabur. Göz mesafesinde gerçekleşiyor katliam. 3 saat boyunca bu çocuklar orada bekletiliyor. Buradakiler biliyor, karakol biliyor, köydekiler biliyor, aileler biliyor, herkes biliyor. Haber veriyorlar. Telefonlaşıyorlar, askere haber veriyorlar. Orada o çocukların bulunduğu biliniyor. Bilinmeyen bir şey yok. Ortada bir iş kazası gibi çirkef bir tanımlama yapacak bir durum yok. Ortada bir planlı, programlı katliam.